selam. Bugün sizlerle birbirinden farklı 3 tane nail art yapacağız. İlk nail artımız leopar desen. Bunun için gerekli ojelerimi çıkardım. Şimdi hadi leopar desen yapmaya geçelim. İlk olarak böyle bir kahve tonlarında bir oje kullanıyorum. Bütün tırnaklarımı aynı şekilde uyguluyorum. Bu ojem maalesef biraz bitmiş. O yüzden sürerken zorlanacak gibiyim. Ojenin rengini açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Son olarak serçe parmağıma sürüp kurumasını bekleyeceğim. Tek kat sürüyorum. Siz dilerseniz iki kat da sürebilirsiniz. Şu şekilde kurusun, geliyorum. Şimdi sütlü bir kahve ojeyle şöyle şekiller vererek boyayacağım. Direkt oje fırçasıyla yapıyorum. Başka bir fırçaya ihtiyaç duymanıza gerek yok bu kısımda. Şöyle herhangi şekil vererek nasıl canınız istiyorsa öyle boyayabilirsiniz. Bu kısmını şöyle yapayım. Kısımda böyle boyayayım. Sonra şu kısmını şöyle yapayım. Bu tarafı da şöyle bir şekil çizip daha sonra boyuyorum. Bütün tırnaklarımı bu işlemleri yaptım. Şimdi leopara geçeceğiz. İlk olarak ilk sürdüğünüz kattaki ojeden bir kaba şöyle damlatın. Daha sonra sizler isterseniz tel tuka başıyla da yapabilirsiniz. Çok fazla oldu. Şu küçük küçük noktalar yapmaya çalışın. Olabildiğince küçük. Bunlar daha hoş duracaktır. Bu açık renkli sürdüğümüz ojenin üstüne bu noktaları yaparsanız çok daha güzel durur. Şu şekilde. Dilediğiniz kadar nokta yapabilirsiniz. Ben bu kısımları biraz az sürdüğüm için küçük noktalar yapıyorum. Şu şekilde. Noktalarım bitti. Kurusunlar. Hemen geliyorum. Şimdi sıra siyah hojemizde. Yine damlatıyoruz. Daha sonra sizde varsa bu fırçadan, yoksa da kürdanla yapabilirsiniz. Siyah hojemize batırıyoruz. Şöyle kenarlarını çizeceğiz. O biraz büyük olduğu için 3 tane çizgi yapacağım buna. Şöyle. Evet, geldim hemen hızlı bir şekilde. Şöyle noktaların etrafını siyahla geçiyorsunuz.
Biraz zor gibi gözükse de aslında değil. Şöyle etrafını, şu boş kalan kısımlarını isterseniz nokta noktada bırakabilirsiniz siyahla. Güzel duruyor. Ben böyle seviyorum. Şimdi diğer tırnaklarımı yapayım. Şu şekilde. Yine aynı şekilde etrafına şöyle geçiyorsunuz. Şöyle. Yine dilerseniz siyah noktalar bırakabilirsiniz şuralarına falan. Şurası az olmuş. Bütün tırnaklarınızı aynı şekilde işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Dilerseniz daha büyük noktalar kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Şöyle şuraya bir nokta bırakayım. Diğer tırnaklarımı da yapıp hemen geliyorum. Son olarak cilamızı sürüyoruz. Ve ojemizi bitme noktasına getiriyoruz. Cila ojenin daha parlak ve daha güzel durmasını sağlıyor. Her videomda bunu söylüyorum zaten sizlere de. Ben çok beğeniyorum cilayı sürdükten sonra. Cila sürüldükten sonra daha bir güzel duruyor oje. Daha böyle bir albenisi oluyor. Gördüğünüz gibi sizlere de göstereyim. Şimdi diğer nail art'a geçiyoruz. Şimdiki nail art'ımız papatya. Geçişli papatya yapacağım. Hadi bakalım yapalım. İlk olarak şöyle bir alt renk kullanacağım. Alt rengim biraz tırnak rengime yakın olsun istedim. O yüzden bu rengi seçtim. Yapacağım nail art daha güzel duracak üstünde. Burada da kullanacağım ojeleri açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şu şekilde. Kurusun hocam. Geliyorum hemen. İlk olarak mavi ve tonlarıyla başlıyorum. Şöyle. Ortaya bir nokta koyuyorsunuz. Daha sonra etrafını nokta nokta yaparak dönüyorsunuz. Bu şekilde. Şurası biraz az oldu. Böyle. Şimdi açık maviyi damlatacağım. Buraya. Ortasına bu açık maviyle nokta konduruyoruz. Orta kısmı açık mavi oluyor. Şimdi bu açık maviyle aynı şekilde papatya yapacağız. Ortaya bir nokta kondurduk. Etrafına nokta kondura kondura devam ediyoruz. Aynı az önce yaptığımız gibi. Ama mavi biraz az oldu burada. Biraz daha damlatmam gerekiyor. Evet, damlattım. Tekrardan şöyle nokta nokta yaparak ilerliyoruz. Aynı bu şekilde. Daha sonra ucunu laciverte batırıp orta kısmını lacivert yapıyoruz. İşte böyle. Şimdi sarı tonlarına geçiyorum. Şöyle damlattım yine aynı şekilde. Biriktim. Yine nokta koyuyorsunuz ortasına. Etrafına da nokta koya koya dönüyorsunuz. Şöyle. Bu şekilde. Ucunu temizleyeyim. Şimdi diğer sarımı damlatacağım. Attım.
damlatımsı nokta koyuyorum. Bu sarıyla. Şimdi diğer damlattığım sarıyla yeni bir papatya yapıyorum. Ortasına bir nokta koydum. Böyle nokta nokta yine devam ediyorum aynı şekilde. Yine ucunu temizledim. Diğer sarıdan damlatıp ortasına koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Şimdi mor ve renklerine geçtim. Yine aynı şekilde noktasını koyup etrafında nokta nokta ilerliyorsunuz. Aksi de alıştınız herhalde bence. Açık moru koyayım şuraya. Ucunu da bir temizleyeyim. Şu şekilde noktayı konduruyorsunuz ortasına. Yine böyle nokta nokta. Biraz daha koydum. Yine nokta nokta böyle etrafında dönüyorsunuz. Ucunu temizleyeyim. Altısını böyle koyup bitiriyorsunuz. Şimdi turuncu tonlarına geçtim. Ucunu temizleyeyim. Ortasına şu koyu turuncudan bir kere damlatıyorsunuz. Şuraya biraz daha ucu koyayım. Sonra ortasına yine turuncudan damlatıp bitiriyorsunuz. Şimdi yeşillere geçtim. Şu şekilde nokta nokta koyuyoruz. Açık yeşilini damlattım. Ortasına açık yeşil bırakıyoruz. Daha sonra üstüne açık yeşille bir papatya yapıyoruz. Sadece parmağımız biraz küçük olduğu için böyle sıkışık oldu bir de. Koyu yeşille ortasına bir pıt bırakıp bitiriyoruz ojeyi. Ve yine en son cilamızı sürüp ojemizi tamamlıyoruz. Bence çok tatlış oldular. Eğer denerseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son olarak serçe parmağıma da sürüp bitiriyorum. Şöyle göstereyim. Mükemmel oldular. Şimdiki nail artımız gülen yüz. Bunlar kullanacağım ojeler. Bunlarla kullanacağım aletler. Hadi yapalım. İlk olarak şöyle bir baz renk kullanıyorum. Alt renk. Kullanacağım ojeleri yine açıklamalar kısmında belirteceğim. Buraya bakabilirsiniz. Bu şekilde sürüyorum bütün tırnaklarıma. Şimdi ojelerim kurusun, hemen geliyorum. Şimdi sarı ojemle şöyle yuvarlak çizeceğim. Ojenin kendi fırçasıyla çiziyorum yuvarlağı. Gördüğünüz gibi. Bir de şu tarafında şöyle bir şey yapacağım. Yarım yuvarlak. Böyle. Şimdi diğer tırnaklarımı da şurasına yarım yapayım. Bu tarafı böyle yarım olsun. Ondan sonra şu kısmını da normal tam bir yuvarlak çizeyim. Kullandığım ojeleri aşağı açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz.
Eğer denediğiniz bir nail art olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu tek kalsın. Bunun bu ucuna yarım yapayım. Alt kısmına da tam bir yuvarlak çizeyim. Bunun da ortasına böyle büyük tam bir yuvarlak çizeyim. Bu şekilde. Şimdi sarı ojelerim kurusun, hemen geliyorum. Şimdi gülen yüzümüzün suratını yapmak için siyah ojemizden damlattık. Ben bayağı boşaltmış gibi oldum ama. Şöyle nokta nokta yapıp gözlerini yapıyorum ilk olarak. Şu minnak minnak gözler yapacağım. Şöyle. Bu şekilde gözlerimizi yaptık. Şimdi dudak kısmına geçeceğim ama şu sanki çok küçük kaldı diğerlerinin yanında. Bu işim de çok büyüdü. Neyse, öyle kalsın. Şimdi dudaklarını yapacağım ama hangi fırçamı kullansam. Bu fırçayla olur umarım. Şöyle ağzını yapıyoruz. Şuna yapmayacağım çünkü o köşede. Bu tarafa da yapmayacağım çünkü o da bu taraf köşede. Sizler dilerseniz kürdan yardımıyla yapabilirsiniz. Bu şekilde çiziyorum hepsini. İşte böyle kurusunlar, hemen geliyorum. Şimdi son olarak cilamı sürüp ojelerimi bitiriyorum. Eğer denerseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda bana Instagram'dan resimlerini de gönderebilirsiniz. Ve şöyle göstereyim. Bitti. Ve evet, videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Tırnaklarınıza güzel, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.